şehrin kalbindeyiz, şehrin göbeğindeyiz, Taksim'deyiz, Piramit Sanat'ta ve sevgili Bedri Baykam'ın 58 yılda açtığı 143. kişisel sergisinde, Kayıp Eşyalar Atölyesi'nde. Evet, Bedri Bey, yani 58 yıla sığdırılmış 143 kişisel sergi. Evet. Dile kolay. Ama siz üretmeyi çok seven ressamlarımızdan birisiniz. Yani siz engel tanımıyorsunuz. Koşul ne olursa olsun sizde üretim devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Ama bu serginin çok büyük bir anlamı var. Kişisel olarak. Belki siz kendiniz kişisel olarak çıktınız yolculuğa. Dün, bugün, yarın kavramlarını sorguladınız bir taraftan. Ama birazdan da soracağım. Bize de bir şeyler sorgulatmak istiyorsunuz ama bir taraftan. Gerek kendinizi, gerek sizi, belki başkalarını, dünyayı. Doğru. Her zamanki gibi. Evet. Sanatın işlevi bu zaten de. Evet. Şimdi atölyemde, bu binanın en üst katı benim atölyem. Yıllardır ortada biriken kumaşlar, fotoğraflar, bazı artık eşyalar. Oldukça kaotik bir atölyem vardır. Gezmiş olanlar bilir. Fakat ben o kaosta tabii her şeyi bulabilirim. Kendim orada oldukça organizeyim. Ama sonuçta sanki bütün bu etrafta gezinen bu cansız varlıklar, peki biz ne olacağız? Biz de sanat eseri olmayacak mıyız? Biz de bu serüvenin bir parçasında kalıcı olamaz mıyız? Bizi niye sanata dönüştürmüyorsun diye. Gözünüzün içine bakıyorlardı herhalde. Sanki konuşuyorlardı bana ve bir isyan başlamak üzereydi. O isyanı bastırmak üzere bu sergiyi yaptım. Şaka bir yana çok mutlu oldum. Şimdi bir yandan gerçekten atölyemin yıllardır biriken malzemeleri, DNA'ları var bu sergide. Tabii ki benim tekniğim, fırça darbelerim, uzaktan 100 metreden de bir Bedri Baykam resmini tanımanızı sağlayan stilim, onlar da var. Öte yandan sanat tarihinden yaptığım ve sanki benimle uzun vadede seyahat eden, benimle diyalog içinde olan kimi sanatçılar, Picasso, Leonardo, Picabia, Arthur Cravan gibi, Duchamp gibi sanatçılarla olan iletişim yine burada sürüyor. Öte yandan kendi geçmiş özel hayatım, bazen geçmiş sevgililerim veya modellerim, onların bıraktığı izlerden de parçalar var. Yani kişisel otobiyografik veriler, sanat tarihsel diyaloğumu sürdürdüğüm, sanki onlar canlıymış gibi, belki de gerçekten öyle, bu diyaloğumuzun çok samimi olduğuna ben inanıyorum. Geçmiş sanatçılarla olan diyalog ve atölyemin ve geçmiş biriken bütün verilerin tamamı bir sentez oluşturuyor. Ve bu sentezden de Kaybolan Eşyalar Atölyesi sergisi çıktı. Evet, dediğiniz gibi aslında serginin içerisinde pek çok ressama da selam gönderiyorsunuz. Duchamp, evet. Varol, ya Mona Lisa ile tabii birlikte en çok dikkat çekenlerden biri ama onun enteresan da bir hikayesi var. Hatta ona dokunmamızı istiyorsunuz. Evet, dokunmanızı istiyorum. Özellikle resimlere aman dokunmayın diye bütün müzelerde, galerilerde özel başına insanla hikayeler. Ben de özellikle okşamanızı istiyorum. Ve elinizin belki tersiyle de olabilir. Ve ondan sonra da tam tersine yandaki o çok pütürlü bölgelere dokunmanızı istiyorum. Nasıl Mona Lisa resmi 550 yıldır aşağı yukarı hepimizin 5 yaşından beri öğrendiğimiz şey, işte bu en gizemli bakış, en meşhur tablo, en meşhur sanatçı vesaire şeklinde bizimle kurduğu bir doğrudan bir ilişki var ve Mona Lisa'ya hiç dokunulmamış, La Joconda'ya hiç dokunulmamış birisi ama onun etrafındaki çok soyut boyasal alan, kavramsal göndermeler, o bahsettiğimiz dokunmatik, o çok yumuşak ve çok sert pütürlü alan arasındaki uçurum aynı zamanda bu resmin asırlar üstünden
o zaman geçtikçe farklı algılarla karşımıza çıkmasının ve algılardaki değişim serüveninin evren, toplum üzerindeki değişen algısının da bir perspektifini ve zaman yolculuğunu bize sunmuş oluyor. Evet. Keza mesela Pido var değil mi? Picasso'nun Demoiselle d'Avignon resmiyle ilgili yaptığı en meşhur işte kübizmin ilk resmi de sayılabilir. Kimisine göre de kübizmden önce yaptığı son resimdir. Bence kübizmin ilk resmi daha doğru. Ama sonuçta Picasso'nun hayatını hep sevgilileri, eşi ve hayatına giren kalıcı olmuş belki 7-8 kadın üstünden Picasso'nun tüm sanat hayatını ele alabiliriz. Avignonlu bayanlar da Fernand döneminin bir işiydi. Ben o resimde 40 yıldır, belki 45 yıldır bir sürekli alışveriş içindeyim. Arthur Cravan burada bir resimde, iki resimde var. Karşılıklı o resimler zaten. Bir tanesinde onun yanında benim bir uzun yıllar hayatımda kalmış bir ilk gençlik sevgilim var. Helena var ve Kaybolmuş Yıldızlar gibi bir resim. Arthur Cravan'da Dadaist takımın en çılgın ve sonra 1918'de iz bırakmadan Meksika Körfezi'nden okyanusu açılarak kaybolmuş ve hakkında daha sonra bin bir efsane ve hikaye çıkmış. Yok Asya'da yaşıyor, yok Londra'da yaşıyor, yok köpek balıkları yedi, yok şurada hapishanede vesaire şekli. Öyle bir efsanesi var ki sanki çıkıp bu sergi salonuna da girebilir aradan 100 yıl geçtikten sonra. Mesela onun da izi var. Resimlerin çoğunda 1,5-2 yıl önce yaptığım Dünya Sanat Tarihi, Bedir Baykam'ın Dünya Sanat Tarihi haritasının izleri var ve onların da kalıntıları bu resimlere giriyor. Yani bu dönem o dönem. Aslında hani sanat tarihini biz çeşitli dönemlere ayırıyoruz. İşte klasik dönem, modern dönem, işte Rönesans dönemi ya da Rus avantgardı gibi. Ama aslında bu etkiler tüm o dönemlerden şimdiki sanatçıların üzerinde devam ediyor ve o sanatçılar da oradan etkilenerek belki de tam o dönemlere ait eserler de çıkarabiliyorlar ya da çok çağdaş bir şey de çıkarabiliyorlar. Yani aslında bu zaman olayı çok muallak bir şey değil mi bir taraftan da? Çünkü serginizde de aslında biraz da onun altını çiziyorsunuz sanki. Yani zaman kavramını çok değişiyoruz. Evet. Yani zamanın belki alıştığımız normlarını ve duvarlarını kırabiliyoruz. Bu geçmişi sürekli bugünün verileriyle yorumlayarak. Zaten postmodernizmin kökeninde de temelinde de bu yaklaşım var. Ve bir şekilde benim için geçmişteki tüm bu ilişkilerin hala bugünkü kadar tazeliğini koruması ve bu diyaloglar sanki o sanatçılar canlıymış gibi söylenmesi çok ilginç. Bir taraftan da edebiyat gibi yıllar önce okuduğunuz bir başyapıtı, 20 yaşında okuduğunuzda başka bir şey, 40'ınızda başka bir doğru. Şey. Eminim 60'ta 70'te başka bir şey oluyordur. Sanatın her dalı için geçerli doğru. Bir şey tabii. Edebiyatı yorumlamak biraz daha hani sıradan, biz ölümlüler için biraz daha kolay, resim biraz daha yüksek sanat tabii. Bir taraftan da kataloğa değinmek istiyorum. Siz zaten biraz önce bahsettiniz. Şimdi her katalog çok kıymetli serginin arkasından kalan. Gezerken ben hep buna çok önem veriyorum. Çok önemli. Herhalde 52-53'ü aşkın değişik katalog var sergilerim hakkında. Hı hı. Evet, bunda da yine bu sergide de güzel bir katalog hazırlanmış. Yine okşayabileceğiniz bir kumaş alanı var üstünde. Evet, evet, şurası. Evet. Evet. Bu katalogda da Sinan Eren Erk'le, yazar ve tarihçi Sinan Eren Erk'le
yaptığımız çok güzel bir söyleşi var. İlginç bir şekilde bir bilardo oynarken yapılmış bir söyleşi. Evet. Masa başında videosu değil. Videosu da var burada. Videosunda gördüğünüz gibi piramidin ikinci katında benim alanımda bilardo oynayarak burada okuduğunuz sohbeti yapıyoruz. Bu da keyifli günlük hayatla derin sanat düşünceyi buluşturmak açısından bana keyif verdi. Ayrıca Sinan Eren Erkin'in de bir yazısı var katalogda Peter Frank dışında. Esas bu sergiyle ilgili ana yazıyı Sinan Eren Erkin yazdı. Çok da keyifli okuyacağımız bir yazı, bir makale. Türkçe, İngilizce olarak yayınlandı kitap her zamanki gibi. Evet. Serginin süresi uzatıldı. Biz herhalde yaz boyu Piramit Sanat'a gelip Bedir Baykal'ın güzel sergisini göreceğiz. Aynen. Çünkü maalesef bu pandemi dönemlerinin tabii ki gerekçelerini anladığımız, anlayışla karşıladığımız ağır sabotajlarından sonra şimdi yaz döneminde her ne kadar insanların çoğu İstanbul'u terk ediyor olsa da burada kalanlar bu sergiyi keyifli haftada 6 gün gezebilecekler. Evet, ama büyük bir kısmımız aslında şehirde kalıyoruz. Hepimiz gitmiyoruz ya da bir haftalığına gidip geliyoruz. Aynen. Dolayısıyla bu serginin de İstanbullularla yaz boyu buluşacak olması, Eylül belki ortasına kadar buluşacak olması beni mutlu edip bu boşluğu telafi etmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Tüm bu gayretleriniz için her şeye rağmen bizi sanatla buluşturmaya devam ettiğiniz için. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Genel olarak genç Türk çağdaş sanatını ve sanatçılarını ilgilendirip onlara önemli bir kapı açacak da bir projem var. Onu da yakında duyacaksınız. Evet. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Bedir Baykam'ın Kayıp Eşyalar Atölyesi sergisini mutlaka gezin. Bugün ne yapsak olarak İtalya'ya uzanıyoruz ve İtalya'da çok önemli bir çizgi film yapımcısı, aynı zamanda çok büyük de bir grubun sahibi, Avrupa'nın çizgi filmcisi, hatta Walt Disney deniyor kendisi için, Eugenio Staffi ile birlikte olacağız ve Winx Club'ı, kendi markasını ve bu kadın kahramanları nasıl yarattığını konuşacağız. Evet, merhaba Eugenio, nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz bu Winx Club için yola çıktığınızda pek kadın kahraman, kadın hem çizgi film kahramanı hem de sinemada çok fazla karton karakter olarak kadın kahraman yoktu. Sizden sonra bu kadın kahramanların arttığını görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Arttığını düşünüyor musunuz sizinle birlikte? Yani öncülük ettiğinizi düşünüyor musunuz? This question because... Bu soru için teşekkür ederim. Tam da söylediğiniz gibi, Winx Club diğer yapımlarda pek çok kadın karakter yer almasının yolunu açtı. Buna büyük film stüdyoları da dahil. Stüdyolar daha fazla kadın ve güçlü süper kahraman keşfetmeye başladılar. Winx Club'ın dünya çapında başarısı bunda etkili. Bunu yarattığımız zamanlarda 5-6 süper kahraman kadın periyi yayınlatmaya ikna etmek bile zordu. Erkeklerden daha güçlülerdi. Hayatlarında bağımsız, oldukça özel şeyler yapıyorlardı. İnanıyorum ki Winx Club'ın başarısı pek çok kadın kahramanın önünü açtı. Hatta sayısı epey fazla oldu. Belki biraz daha yeni erkek kahraman yaratmalıyız. New heroes. Evet, zaman içerisinde arttı ama tüm bu süreç içerisinde bu kadın kahramanların kız çocuklarına etkisinin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü son yıllarda biz daha çok ayakları yere basan, kendinden emin ve tepedeki o cam tavanları kıran kadınlar görüyoruz. İnanıyorum ki özgüveni olan yeni bir nesil yarattı. Kendi hayatlarının baş kahramanı olmak istiyorlar. Seçimlerinde, çalışmalarında, mesleklerinde, arkadaş seçimlerinde ve hatta partnerlerinde de öyle. Winx ve diğer tüm prodüksiyonlar kadınlardaki farkındalığı bir adım öteye taşıdı. Toplumda özellikle eşitlikle ilgili roller konusunda pek çok değişim görüyoruz. Batı dünyasına da bakarsanız kadınlar hakları için 60'larda mücadele etmeye başladı. Ama bence son 10 yılda pek çok ülkede büyük değişimler görüyoruz. Bence kadınlar bu yeni dönemin baş kahramanı. Giderek daha fazla kadın politikada, şirketlerde ve toplumda önderlik ediyor.
companies and in the society. Daha da güçlenerek devam edecek umarım kız çocukları yollarına, böyle ilham perileri olduğu sürece. Wings kızlarını yaratırken temel olarak ana mesajınız neydi ve bu geçen sürede yanlış hatırlamıyorum 20 yılı buldu ya da aşıyor artık. Çünkü sizinle en son biz 2012'de İstanbul'da görüşmüştük, röportaj yapmıştık. O yıllarda daha 8. yıllarıydı, 8 yıl olmuştu Wings kurulalı. Dolayısıyla 20 yıla yaklaşan bu süreç içerisinde nereden nereye geldiniz ve bundan sonraki Wings kızlarının amaçları ne olacak? Back then, as we already... Biraz önce bahsettiğimiz gibi kadınlara hayatlarında ilham olabilecek bir dizi yaratmak istedim. Daha önce çok fazla erkek kahraman vardı. Ancak çok az sayıda ya da hiç denecek kadar az kadın kahraman yer alıyordu. Belli değerlerimiz vardı tabii ki. En önemlileri ise çevreye saygı, diğer insanlara saygı, daha güçsüz durumdakileri koruma isteği diyebilirim. Bunun gibi pek çok değer Wings'in içinde vardı. Uzun süre kalabilecek, farklı jenerasyonlara hitap edebilecek bir iş yaratmak istiyordum. Bu sebeple pek çok yeni dizi, film, gösteri yaptık. İzleyiciyi iyi içerikle beslersek her zaman yeni hayranlarımıza Wings nedir, arkasındaki değer nedir diye sürekli soru sordurabilecektik. Böylece yıllar boyunca klasik olabilecek bir iş yaratmak istedik. Örneğin bu markayı ve karakterleri bir çocuk olarak biliyordunuz. Şimdi bir anne olarak biliyorsunuz. Bu içeriğin arkasındaki değeri ve karakterlerin dünyasını biliyorsunuz. Böylece çocuğunuzun, torununuzun ya da yeğeninizin aynı Wings efsanesini yaşayabileceğinin farkında oluyorsunuz. Yeni Fate, The Wings Saga ile beraber dünyada önemli bir başarı elde ettiğimizi kanıtladık. Yıllar boyunca bizi takip eden insanlar, şimdi genç yetişkinler, 20-30 yaşları arasında kişiler hala Wings'i seviyorlar ve izliyorlar. Wings and they watch the live action on Netflix. Tüm bu geçen süreç içerisinde daha dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve kadın kahramanların da arttığı bir dünyada yaşıyoruz ve bunda sizin de katkınız var. Tüm bunların ışığında hem dijitalleşen hem kadın kahramanların arttığı bir dönemde çizgi film dünyasında trendler nereye gidiyor ve bunda siz önemli de bir paya sahipsiniz Avrupa bazlı bir şirket olarak. Ne dersiniz çizgi film yeni trendleriyle ilgili? Change a lot. Dijital dönemle beraber gerçekten çok şey değişti. Mesela Wings'in hikaye anlatımı oldukça yenilendi. Zamanında 26 bölümlük bir sezon için yapılmış büyük bir hikaye yapımız vardı. Ama aynı zamanda her bölüm kendi kendine yeten bir haldeydi. Yıllar içinde her bölüm sonu için bağlantılar ve twist gibi yeni kavramlar eklendi. Bu dijital yayıncıların kullandığı bir yapı. Herkes bir sonraki bölümü izleyecek ve karakterlere neler olduğunu görecek. Tabii ki 20 yıl önceye göre büyük bir değişim ve yenilik. Ama şu anda platformların en çok aradığı hikaye anlatımı yöntemi. Yayıncılar için trend ise hedef kitlenin daha genç bir kitleye yönelmesi. İlkokul çağına uygun işler yapılıyor. Bunlardan sonra pek çok platform animasyonun gerçek oyuncularla yapılmış uyarlamasına geçmeyi tercih ediyor. Digital platforms and the rules of today. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Umarım bir dahaki röportajda İstanbul'da yüz yüze röportaj yaparız. Tekrar bekliyoruz sizi İstanbul'a. Thank you very much. Heyecanla bekliyorum. Tekrar seyahat ettiğimizde umarım olur. Teşekkür ederim. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, uzun bir aranın ardından ilk kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Bugün saat 21'de Maximum Unique açık havada sahne alacak olan sanatçı, yeni ve özel bir repertuarla seyircilerin karşısına çıkacak. Delikan, Tutuşmuş Beraber, Hepsi Geçti gibi sevilen parçaları yayınlayan Melike Şahin, uzun bir aranın ardından turneye çıkıyor. Şahin, 7 Ağustos'ta Kuşadası'nda, 13 Ağustos'ta İstanbul'da ve 25 Ağustos'ta Ankara'da konser verecek. Vakıfbank Kültür Yayınları, Türkçe'de ilk kez okurla buluşturduğu Rasyonalitenin Farklı Yüzleri adlı kitabını yayınladı. Kitap, rasyonalite kavramını soyut entelektüel tartışmaya açıyor. Cambridge Üniversitesi Antik Felsefe ve Bilim Kürsüsü emekli profesörü Jir Lloyd, Antik Yunan ve Antik Çin metinleri arasında yaptığı kapsamlı karşılaştırmalar yoluyla rasyonelliğin modern Batı toplumlarına özgü olmadığını savunurken,
Sokrates, Platon, Aristoteles gibi antik çağın en önemli düşünürlerinden miras alınan kavramları sorgulayıcı bir bakış açısıyla inceliyor. Doktor Şahin Ünal'ın tıp bilgilerini yazarlığı ve polisiye kurgu üzerine olan merakıyla harmanladığı Üçten Geriye isimli yeni romanı raflarda. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin 3 öncül novellasının ilk kez bir araya getiren 7 Krallık Şövalyesi, Epsilon logosuyla ilk kez Türkçe'de okurla buluştu. Elektronik müziğin ülkemizdeki dikkat çeken isimlerinden Weiderberg, yeni teklisi Faded Memories'i Future Forward Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Teklide ayrıca karakterin hazırladığı Faded Memories remixi de yer alıyor. Jale, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan yeni tekli çalışması Sandık Lekesi'ni Ossi Müzik etiketiyle yayınladı. Sen de vazgeçilmez değil misin be canım, ben de...